Evet sevgili dostlar bildiğiniz gibi bir kafenin 40 yıl hatırı olurmuş. Sizin hatırınız bende 40 yılda da geçer ömür boyu sürer. Hadi şerefinize. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diliyorum sizlere. Bugün pazar günü klasik hale getirmeye çalışacağım. Fotoğraf işleme programları üzerine ufak tefek ona tutorial mu diyorsunuz? Yoksa işte anlatım mı diyorsunuz bilmiyorum Türkçesini. Ama inceleme yapacağız ve bugünkü incelememiz Adobe Lightroom Classic üzerinde olacak. Onun üzerinde fotoğrafları nasıl düzeltiyorum, hangi sıralamayı izliyorum ve Adobe Lightroom ile neler yapabileceğinizi göstermek açısından zannediyorum faydalı bir içerik olacaktır. E, bu konuda seçilin de mutlaka söyleyecekleri vardır çünkü o, o da bu konuda benimle beraber tecrübe edindi. Valla öyle bir program ki gördüğüm kadarıyla bir resim çekiyorsunuz sonra onu o kadar güzelleştiriyor, parlak hale getiriyor ki İnanamıyorum ben bile gördüğümde. Yani önce tabi pozlamanız düzgün olacak ama ondan sonra o fotoğrafı yani bir sanat bir sanat eseri haline getirebilirsiniz. Adobe Lightroom Classic ile beraber. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalı yeni olanlar için amacım size fotoğraf çekmeyi daha çok sevdirmek ve aslında zor olmadığını basit bir takım şeyler bilindiği zaman ne kadar kolay hale geldiğini ve bu sayede de aslında bu görsel sanatın keyfine doyum olmadığını anlatmak amacıyla bu kanalı kurdum. Eğer bu konular sizi ilgilendiriyorsa lütfen abone olun ki bu içerikler daha süratli bir biçme, daha geniş kitlelere ulaşsın ve daha çok insan faydalansın. Şimdiden teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar eve geri döndük. Şimdi bilgisayarın başında Lightroom'u açacağız. Size ben en baştan itibaren çektiğiniz RAW dosyaları Adobe'un Lightroom klasiğine nasıl aktaracağınızı ondan sonra 1 iki fotoğraf üzerinde de 1 iki workflow dediğimiz yani çalışma akışımı ben size göstereceğim. 2-3 değişik yolu var. Hepsini birden gösterirsem zaten çok uzun olur. Ama en basit yoluyla hiç olmazsa Lightroom klasiğinde nasıl kullanıldığını görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar yeni bir katalog yaratacağız. Create New Catalog diyeceğiz. Bu kataloğa herhangi bir isim vereceğiz. Sunrise Gün Doğumu Yarat diyeceğiz. Açıldığı zaman buradan Import bölümünü göreceksiniz. Import'a basacağız. Gün doğumunu biz şu anda hepsini import diyeceğiz. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi sağ üstte baktığınız zaman Library Develop bizim esas ...ilgileneceğimiz bölüm library... ...şu anda indirdiğimiz... ...raw dosyalarını tek tek... ...görüntüleyebildiğimiz küçük... E, ...ön görüntüler... ...sevgili dostlar... ...size özellikle dinamik aralığı biraz yüksek bir fotoğraf... ...tercih ettim göstermek için ki... E, ...bu programın neleri değiştirebildiğini görün diye... ...yüksek dinamik alan ne demek... ...en koyu noktasıyla... ...en açık noktasının... ...arasındaki farkın... ...stop farkının, ışık stop farkının yüksek olması demek... ...dolayısıyla... Genellikle burada tabi otoya da basarsınız ama oto size neyi ne kadar düzeltir ya da sizin arzu ettiğiniz şekilde ne kadar düzeltir tabi tartışılır. Düzeltir. Hani çok başlangıçındaysanız işin düzeltin. Sonra buradaki ayarlarla tekrar oynamaya çalışın. Biz bunu geri alalım bu ayarı ve kendimiz düzeltmeleri yapalım. Öncelikle ne yapalım? Burada sanki bir pozlamada bir sıkıntı var. Birazcık pozlamamızı açalım ama bunu açarken parlak alanlarınızı burada istogramda Klip etmeye yani geçmemeye dikkat edin. Özen gösterin. Küçük bir dokunuş dahi yeter. Kontrastınıza bir parça dokunun. O parlatacaktır. Highlight'ımızı bir parça azaltalım ki gökyüzündeki detaylar iyice ortaya çıksın. Hatta dibine kadar vurun. Shadow'u ters taraftan açın öncelikle. Bir sahnenizi komple görün ve ne kadarını açıkta bırakıp ne kadarını da e, gölgede bırakarak o derini yaratmak istediğinize karar verin. Ondan sonra da gerekirse buradan yavaş yavaş geri gelin. Çünkü burası ne de olsa çok aydınlık olmayan saatler ve böyle bir sahne istemezsiniz. Bu sahne yapay kalır. Dolayısıyla birazcık azaltarak ayarlarımızı buraya getirelim. Beyaz bakın şuradaki beyazları artıracağı gibi sizin resminizin de aydınlığını artıracaktır. Tabii çok güzel bir şey değil. Ben burada düşünüyorum ki birazcık beyazı azaltmamızda fayda var. Ama burada siyah bölgeler var ya şu siyah bölgeleri siyahtan bir dokuna hafif bir dokunuşla açabiliriz. Hiç fazla bakın çok fazla olur öteki türlü. Şeyi kaybetmeden yani o güzel parlaklığı kaybetmeden. Clarity sizin neyiniz oluyor? Sizin bir anlamda resminizin cilası oluyor. Bakın çok abartırsanız şeyden çıkar, gerçeklikten çıkar. Bunda hiç çok abartmadan gelin şöyle hafif bir %25-30'lar arası bir yere getirelim. Şimdi burada Renkler çok doğru ama birazcık renkleri de abartma, yani abartalım ama çok da fazla değil tabii. Onu da eğer saturasyondan yaparsanız çok fazla olur ki genelde birçoğunuzun yaptığı ana hatalardan bir tanesi doygunluğu yukarı çıkartmak. Ama bu doygunluğun yukarı çıkması kusura bakmayın ama yapay renkler yaratıyor. Onu doygunlukla oynamayın. İmkanınız varsa vibrance ile oynayın. Bakın vibrance'ı sonuna kadar getiriyorum. Bu da çok fazla gördüğünüz gibi değil mi? Bunun doğru dengesini bulmanız lazım. Vibrance'ı bir parça artıralım, birazcık da doygunluğuna dokunalım, az bir şey dokunalım, burada kalsın. Gelelim luminans, burada renk kontrolü tamamen elinizde olduğu bir noktaya geldiniz. Ee, burada üç tane ayar var. Hue, her bir rengin tonlamasını değiştiren özelliğe sahiptir. Mesela şuradan diyelim ki maviye gelelim, şu maviyi eğer e, mouse'unuzun bir tarafına basılı tutarak tekerleğinizle aşağı ya da yukarı değiştirerek ya da pad track'inizle eğer laptop kullanıyorsanız basıl tutarak aşağı ya da yukarı oynatarak gördüğünüz gibi tonlamasını değiştiriyorsunuz. Şimdi biz bunu yerine getirelim. Başka bir şey daha yapıyorsunuz luminans bölümüne. Arzu ederseniz tek renk üzerinde de gelebilirsiniz. Mesela mavinin doygunluğunu artırmak istiyorsunuz. Sadece mavinin doygunluğunu o zaman sadece mavinin doygunluğunu artırmış olursunuz. Ya da diyelim ki kırmızının burada doygunluğunu artırmak istiyorsunuz. Sadece kırmızıya hakim olursunuz o zaman. Şimdi bunları tekrar düzeltelim. Dediğim gibi doygunlukla çok oynamamayı tercih etmeniz de benim size tavsiyelerden bir tanesi. Luminans'a gelelim. Luminans size renginizin yani ışığı, ışığı dimliyor gibi düşünün. Ya daha koyu ya daha açık hale getiriyor luminans. İstediğiniz rengin. Diyelim ki burada şu turuncu magenta rengi koyulaştırmak istiyorum. Birazcık artırdık gördüğünüz gibi buralarda. Burada diyelim ki bulutu da birazcık ben karartmak istiyorum. Bunların hepsi luminanstan yapılıyor gördüğünüz gibi. Yani aslında sizin pozlamanızla renklerinizi doğrudan doğruya etkilediğini unutmayın. Bazen mesela çekersiniz renkler çok doygun çıkar. Çünkü pozlamanızı aslında karanlık tutmuşsunuzdur da o yüzden ya da burada karartmaları yaparken doygunluğun da farkında olmadan artırırsınız. Mesela burada şu bölümde birazcık tekrar yukarıya gelin. Ara ara ayarlarınıza gel gelmekten çekinmeyin. Gölgeyi bu parça bir parça artıralım bakalım bu koyulaştırmadan sonra. Evet, birazcık daha düzeltmiş olduk. Burada başka yapmamız gereken bir şey var mı? Yok. Ta aşağı geldiğiniz zaman burada sharpening dediğimiz re, yani karenin netleşmesi. Burada yine çok fazla bir abartmamanızı tavsiye ederim. Genellikle 50-60 arasındaki bir değer size gereken e, ayarı yapacaktır. Burada şeyinize bakın ayarlarınıza bakın. Eğer isonuz çok yüksekse buradan düzeltiyorsunuz noise reduction'dan artı eksi olarak. Ama burada zaten çektiğimiz kare isoda herhangi bir düzeltmeye gerek yok. Gelelim burası önemli. Enable Profile Correction yerine bastığınız zaman bu built-in yerine geldiğiniz zaman burada hangi kamerayla çekiyorsanız oraya gelip burada herhangi bir bombelik hatası ve bilmem nesi varsa onları düzeltmenizi sağlayacaktır. Buradaki transform ayarı eğer resminiz biraz yamuksa, perspektif hatası varsa şu otaya basarak makine oldukça başarılı biçimde her türlü perspektif hatasını de düzeltebiliyor. Diyelim ki bu resminizde bir parça kroplamak istiyorsunuz. Yani bu resmin bu kadar değil de şuraya gelirseniz o zaman diyelim ki şu köşeyi almak istemiyorsunuz. O halde böyle kroplarsınız, enter'a basarsınız ve çok daha güzel bir kare haline getirmiş oluruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar gelelim. Resmin öncesi ve son hali küçük dokunuşlarla kendi ayarımızla, kendi arzu ettiğimiz şekle soktuk bu fotoğrafı. Şimdi sevgili dostlar bir fotoğraf daha bulalım kendimize düzgünce. Pozlamaya gelelim. Pozlamamızı bir parça düşürelim. Highlight'ımızı bir parça düşürelim. Gölgelik bir pozisyon var mı ona bakalım. Yok. Gölgemizi de bir parça düşürelim. Bence gölge de çok fazla. Burada bir, herhalde kontrast birazcık artırırsak zaten çok şeyi değiştirmiş oluruz diye düşünüyorum kafadan. Ondan sonra cema white'e bakalım. White'ımızı da bir parça şöyle bakalım sağa sola. Şuralar güzel gibi geldi bana. Siyah için de aynı şeyi yapalım. Evet. Çünkü sabahın çok erken saatleriydi ve güneş arkamdan alıyordum. Çok net hatırlıyorum. Dolayısıyla daha henüz böyle daha hani tam kızıllık değil ama daha böyle portakal rengi turuncu bir tonlama vardı resimde. Onu kaybetmişim. Burada yine ISO 160 ve gördüğünüz gibi 1/500 bölü saniye çekmeme rağmen yeterli olmamış. O da şeyden dolayı yeterli olmamış. Ya daha yüksek çekecektim ya da diyaframı kapatmam gerekiyordu. Manuel çektiğim için hata benden kaynaklı. Ama gördüğünüz gibi burada pozlamayla bilmem neler düzeltebiliyoruz. Gelin ben size bir de maskelemenin avantajlarını, daha doğrusu daha profesyonel insanların bu kareleri nasıl düzelttiğini göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi gradient mask dediğimiz kademeli maske kavramı var. Buna bastığınız zaman bu ayarladığınız bölümü bir de buradan maskeden de luminanstan maskemizi görelim. Luminans maskemizi. Evet. Şu maskemizle tekrar maskemizi yok edelim. Şimdi gökyüzünü birazcık ne yapalım? Highlight'ını azaltalım. Gökyüzünün birazcık Exposure'ını da azaltalım. Gökyüzünün bir parçacık doygunluğunu artıralım. Çok minimal. Bir tane daha maske alalım. Bu sefer de aşağıdan yukarıya maskeleyelim. Yani deniz bölümünü maskeleyelim. Deniz bölümünün özellikle şu bölümünü maskeleyelim. Hemen bazı şeyleri düzeltelim. Burada çok açık. Ama bir parça gölge açalım burada. Bir parçacık gölgemizi açalım. Beyazını açalım bir parça. Evet. Çok fazla değil ama. Çok büyük geçiş olur. Burada da maskeyi bir parçacık şuradan daha dengeli gelsin diye ayarlamasını yapalım. Çok minimal dokunuşlar sevgili dostlar. Buna da okey diyelim. Sevgili dostlar Lightroom ile aslında yapacağınız çok daha fazla şeyler var. Mesela ben size bir tane daha maske göstereyim. Bu da yuvarlak maske dediğimiz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunu tabi invert diyerek maskeyi terse çevirelim, ortaya çevirelim. Maskeyi buradan bir parçacık azaltalım. Çünkü burayı birazcık daha gün ışığına çıkartmak istiyoruz. Değil mi? Ama burada çok fazla bu. Bunun bir gıdımcık artırarak kuleyi daha da gözler önüne ser sermiş olacağız. Bunu bir parçacık daha kontrastını artırırsak oradayı da dengeyi de yerine getirmiş oluruz. Buna da don diyelim. Şimdi ne dedik? Resmin öncesi ve düzeltmeden sonraki hali. Sevgili dostlar daha çok şey yapılır ama ben tabi burada çok fazla uzatmak niyetinde değilim. Çünkü kısa kısa tanıtımlar yapıyorum. Ama eğer arzu ederseniz ilerki günlerde, ilerideki içeriklerde daha geniş anlatımlı incelemelere de gireriz bu programlarla ilgili. Ben yani şu anda sizlere Luminar'a bir ön tanıtımını yaptım. Bu Lightroom Classic'in de bir ön tanıtımı olarak kabul edin. Önümüzdeki tanıtım Capture One 21'inki olacaktır. Ve böylelikle de kullandığım 3 tane programı bitirmiş olacağım. Photoshop konusunda daha önce de söyledim. Çok iddialı değilim. Çok da fazla kullanmıyorum. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu pazar işleminde de <laughs> bugün Adobe Lightroom klasiyi de incelemiş olduk. Hadi dışarıda bitirelim. Nasıl sevgili dostlar beğendiniz mi programın yapabildiklerini? Ve umarım çok da zor olmamıştır. Elimden geldiği kadar çünkü basit bir mantıkla anlatmaya çalışıyorum. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Video sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ben herdim çamaşır fotoğraf çekmek kolay bugünlük bu kadar